Türkiye gözlerini 5 Ağustos Pazartesi günü Silivri'de yapılacak olan Ergenekon davasının 321. duruşmasına çevirdi. Özellikle hafta içi ortaya çıkan iki gelişme dikkatleri daha da çok Silivri'ye yöneltti. Bunlardan biri İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun kameralar karşısına geçerek Ergenekon davasına izleyici alınmayacak açıklaması, ikincisi ise Yüksek Askeri Şura'dan çıkan kararlar. Vali Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı da yanına alarak yaptığı açıklamada Silivri'ye gelerek duruşmayı izlemek isteyenlere çağrıda bulunmuş ve duyarlılık beklediklerini kaydetmişti. Fakat bu çağrı Marmaris'te pek işe yaramadı. İşçi Partisi Marmaris İlçe Teşkilatı, pazar günü öğle saatlerinde duruşmanın yapılacağı Silivri cezaevine doğru yola çıktı. Muğla'dan yaklaşık 400 kişinin, Marmaris'tense toplamda 40 kişinin Silivri'ye gittiğini belirten Ertan Yıldırım, hiçbir tehdit bizi yıldıramaz açıklamasında bulunarak Türkiye'nin birçok yerinden Silivri'ye hareket edildiğini ifade etti. Yıldırım ayrıca bu organizasyonun İşçi Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Merkez ve CHP ile birçok kuruluşun ortaklaşa yaptığı çalışmalar sonucunda planlandığını belirtti. Marmaris'ten bir otobüs kaldırıyoruz. Muğla çapından 7-8 tane otobüs kaldırılıyor. Fethiye'den Bodrum'a kadar otobüs kaldırıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından akın akın Silivri'ye gidiyoruz. Hiçbir tehdit, yıldırma şeyi politikası bizi yıldıramaz, vazgeçiremez. Türkiye'nin her satında mücadele etmeye hazırız. Öğle saatlerinde yola çıkanlar her yer vatan, her yer Silivri sloganlarıyla uğurlandı.